أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاُفَوِّضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ Yüce Rabbimiz, Yaratıcımız, bizlere bütün nimetleri bahşeden sahibimiz, mabudumuz, bizlere hayırlı ve bereketli, sıhhat ve afiyetle dolu bir ömür nasip eylesin. Her türlü şerden, fenalıktan, kötülükten, isyandan, şirkten, haramlardan muhafaza eylesin. Verdiği nefesimi, verdiği nefesimizi hayırda, iyilikte tüketmeyi, adımlarımızı hayra ve iyiliğe doğru yürümeyi, gücümüzü ve kuvvetimizi iyilik ve güzellikte harcamayı nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bildiğimiz ve bilmediğimiz hayırları bize nasip eylesin. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şerlerden bizleri muhafaza eylesin. Ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bize hakkı hak olarak gösterip, hakta sebat eden, hak ile beraber olan, hakka tabi olanlarla beraber olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak batılı batıl olarak göstersin. Batıla dalmaktan, batıla dalanlarla beraber olmaktan, batılın propagandasını yapan yaşayanlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, değerli gençler, caminin süsü yavrularımız, cumanız mübarek olsun. Yüce Rabbimiz, Yaratıcımız bize kainatın her türlü imkanını bize hizmetimize veriyor. Ayı, güneşi, yıldızları, denizleri, nehirleri, dağları, ağaçları, kainatta, yeryüzünde her ne varsa hepsi bize hizmet ediyor. Hiçbir ağaç ben meyve vermiyorum demiyor. Her birisi hangi gaye ile yaratılmışsa o gaye üzerine bize hizmet ediyor. Muz ağacı muz veriyor, elma ağacı elma veriyor, armut ağacı armut veriyor, kiraz kirazı veriyor. Her bir nimet bize ikram için bir su ile, bir yağmur suyuyla yeşeriyor, büyüyor ve bize en leziz, en tatlı nimet, ikram olarak geri dönüyor. Aynı şekilde kainatın yaratılışında, gecenin ve gündüzün meydana gelmesinde, dağların sabit duruşunda, yeryüzünün bizim hizmetimize bir beşik gibi, bir yatak gibi serilmesinde, bir döşek gibi serilmesinde bizlere hepsinde bir ibret, bir nimet var. O nedenle içinde bulunduğumuz aylar, günler daha doğrusu bizim için bir yeniliği, bir başlangıcı ifade ediyor. Muharrem ayı içerisindeyiz.
Ve Muharrem ayının 10'undayız. 10. günündeyiz. Aşure günündeyiz. Muharrem ayı Şehrullah, Allah'ın ayı diye tanımlanan ve Ramazan ayından sonra tutulan oruçlardan en faziletlisi tutulduğu gün olarak belirlenen, insanlık tarihinde dönüşüm noktasını ve önemli hadiselerin meydana geldiği tarihi olarak bilinen bereketli, hayırlı bir ay. Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanların, müminlerin takvimleri olan, takvimi olan Hicri yıldır takviminin, Hicri takvimin birinci ayı başlangıcı olan. Yani tabir caizse yılbaşısı olduğu gündür. İki takvime sahip insanlık. Bir Hicri takvim veya kameri takvim daha doğrusu. Diğerisi şemsi takvim, güneş takvimi. Kameri takvim ayın dünya etrafında dönüşüyle, güneş takvimi de dünyanın güneş etrafında dönüşüyle hesaplanan, gerçekleşen takvimdir. Allah Teala yaşadığımız bu dünya hayatını bir zamana, bir hesaba bağlamıştır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle soruluyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ Sana hilalden sorarlar. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ İşte o hilal, insanlık için ve hac için vakit tayin etmedir. Yani takvimdir. O nedenle hilal, hilalin doğuşu ve batışı, ayın dünya etrafındaki dönüşü üzerinde küçülmesi ve büyülmesi, tamamlanması 29 veya 30 gün üzerinde tamamlanmasıyla bir takvim meydana geliyor. Bizim namaz ibadetimiz hariç, namaz ibadeti hariç, bütün ibadetler kameri takvimledir. Orucumuz, zekatımız, haccımız, İslam'ın temel şartlarından olan üç ibadet kameri takvim üzere gerçekleşir. Mesela oruç ibadetimiz Ramazan ayında her yıl Ramazan ayı 11 gün önce gelir. Çünkü kameri takvim 354 gündür. 354 gün olunca 11 gün güneş takviminden eksiktir. Ve biz hac ibadetini her yıl 11 gün öne alarak gerçekleştiririz. Ramazan'ı her yıl 11 gün öne alarak yaşarız. Zekatımızı Hicri takvim üzere hesap eder. Her hangi ayı kendimize milat kabul etmişsek Ramazan genellikle olur. Her Ramazan'da zekatımızı hesap eder, ona göre veririz. O nedenle Hicri takvim öne geldiğinden dolayı, güneş takvimine göre öne geldiğine göre Ramazan ayını biz ömür olduğunda 33 yıl içerisinde devrederiz. Yani 33 yılda ilk başladığımız güne geliriz. Ve böylece kameri takvimle yılın her zamanında, her mevsimde oruç tutmuş oluruz. Aynı şekilde hac ibadetimizi de yılın her mevsiminde de hac ibadeti yerine getirilmiş olur. Zekat hakeza. Ancak namaz ibadeti güneşin hareketine göre olduğundan dolayıdır ki o güneşin doğuşu, batışı, güneşin seyrine göre hareket eder. Onun için güneş doğmadan önce sabah namazı, güneş tam tepedeyken zeval bulmasıyla, tepeden ayrılmasıyla, zeval vaktinin geçmesiyle, ikindi, öğle vakti,
Sonra her şeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar ikindi vakti. Sonra güneşin batması ve kızılın geçmesiyle akşam vakti. Sonra da o güneşin battığı yerdeki beyazlığın oluşmasıyla da yatsı namazının kılınması gibi vaktin boyutu hep güneşin seyrine göredir. O nedenle nasıl ki kameri ayla oruç tutarken yılın her gününde, her ayında oruç tutmuş oluruz. Her mevsimde hac yapmış oluruz. Aynı şekilde de dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar hangi bölgede olursa olsun her an ezan vakitleri değiştiği için gökyüzünü, gök kubbeyi çınlatan tekbir ve şehadet sözleri çınlandırır. Mesela şimdi bizde öğle namazı okunduktan sonra Antalya'da ezan okunacak. Bizim ezanın bitmesiyle Antalya'da ezan başlıyor. Antalya'dan sonra Burdur, Isparta böyle devam ediyor. Yani doğudan batıya kadar 24 saat ezan okunuyor. Güneşe göre namaz vaktinin tayin edilmesindeki hikmet gök kubbede Allahu Ekber sedasının olmadığı an yoktur. Aslında merkezi ezan değil de her birisinin ayrı okunduğu namaz vakitlerinde bize o zaman da ayrı bir hikmet oluyor. İşin inşallah orijinali de aslında merkezi değil, her bir caminin kendi ezanını okuması ayrı bir hikmete ve ayrı bir gök kubbedeki ezanın yankılanmasına ayrı bir mana katar. İşte değerli kardeşlerim, kameri ayların, kameri takvimin daha doğrusu, ilki Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, Hicri yılbaşının ilk ayıdır. Yani Aralık'ta miladi takvimin yılbaşısına doğru caddeleri, sokakları, dükkanları, vitrinleri süsleyen Müslümanların hiç miladi takvime gösterilen bu ilgi yanında asıl kendi takvimi ve kendi tarihi olan ve yılbaşısı olan Muharrem ayı ile ilgili toplumda bir duyarlılık görebiliyor muyuz? Ne kadar unutturulmuşuz? Kendi kültürümüz, kendi değerlerimize karşı ne kadar yabancı kalmışız? Muharrem ayını da şu aşure programları olmasa onu bile hatırlamayacağız. Aşure programları bir kültürdür aslında. Böyle anlatıldığı gibi mitolojik olarak Hazreti İbrahim'e dayanan bir durum değildir. Bir kültür, bir örftür. Onlar, o kültür ve örfler diyelim, onların vesilesiyle insanlar Muharrem ayını biliyorlar veya anlıyoruz. Aslında o olmasa da Muharrem ayını biz Müslümanların Allah'ın ayı diye peygamberimizin ifadesiyle Muharrem Şehrullah diye tanımlıyor. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayında yapılan oruçtur. Neden? Muharrem ayının 10. gününde Beni İsrail'in yani Musa Aleyhisselam'ın kavminin Firavun'un zulmünden kurtuluşunun bir başka ifadeyle Firavun'un Kızıldeniz'de boğulup helak olmasının, Kızıldeniz'in Musa Aleyhisselam'a yol olmasının yıl dönümü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşinin söndüğü yıl dönümü. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın duasının kabul olduğu, tevbesinin kabul olduğu yıl dönümü. Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulduğu tarih.
Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'na demirlediği tarih, böyle insanlık tarihimin değişim ve dönüşümlerini anlatıyor. Değerli kardeşlerim, İslam her zaman değişim ve dönüşüme, yenilenmeyi bize öngörür. Bak, 5 vakit namaz en güzel değişim, yenilenme, kendini yenileme, farkında olmaktır. Günün akış içerisinde o delhizle de kaybolup bitmek değildir. Kendine gelmektir. Ezanla uyanıp farkında olmaktır. Hayatın farkına varmaktır. Maddenin içerisinde yok olmamaktır. Asıl toprakta kendini helak etmemektir. Geriye kalanlarla kendini yok etmek demek değildir. Namaz insanı her vakit günde yenileyen şeydir. Günde mümini tazeler. Onun ruhunu, kalbini güncelleştirir, parlatır, cilalar. Kur'an en büyük ciladır. Kalpler pas tutar. Pas tutan kalpleri cilalamak gerekir. Yoksa körelir, işlemez. İşte namaz günlük Müslümanın kalbinin cilasıdır, parlatmasıdır. Ramazan yıllıktır. Müslümanın bütün boyutuyla, yalnız bir vakit değil, hayatı ibadetleştirerek yapılan güncellemedir. Yani bu güncelleme işini şimdi çok daha iyi anlamamız gerekiyor. Kullandığımız telefon kendini güncelliyor. Kullandığımız bilgisayar kendini güncelliyor. Yani her teknolojik alet kendini güncelliyor. Güncellenme zaman istediği randımanı vermiyor. Aslen kirlenen varlık insandır. Bozulan varlık insandır. Sıkıntıya giren insandır. Güncellenmesi, yenilenmesi, parlaması gereken insandır. Onun için kalbin parlaması merhameti, şefkati, hayrı ve iyiliği getirir. Kalbin kararması kasveti, katılığı, zulmü, şiddeti, hırsı, tamahı, kötülüğü getirir. Onun için namaz mümini her türlü yalandan, her türlü ahlaksızlıktan, her türlü kötülükten alıkoyar diyor Rabbimiz. Çünkü Müslümanı yenilediği için, Müslümanı kötülükten iyiye doğru yönettiği için, her zaman iyiye doğru değiştirdiği için. İşte Muharrem Müslümanlar için bir yenilenmektir, güncellenmektir. Muharrem ayı yılbaşısıyla, hicretin manasıyla ve insanlık tarihindeki hadiselerin, büyük olayların gerçekleşmesiyle. Unutmayın, medeniyetlerin kurucusu peygamberlerdir. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, faizle insanları sömüren, kan davasıyla insanları yok eden, hırsızlıkla, baskınla, güç ve kuvvetini kullanarak mazlumun elinden aşını yemeğini almakla meşhur olmuş insanlık, yol kesmeyi kahramanlık bilen, zulmetmeyi, adam öldürmeyi şecaat olarak ortaya koyan insanlığın karıncayı incitmeyecek kadar merhamete ve şefkate ulaşması, kendi elindekini başkalarıyla paylaşması, faizle sömüren değil, verdiği parayla başkasının borcunu ödeyen, borç veren, ona ikram eden, ona yardım eden, kazandığıyla sadaka veren, zekat veren, iyilik ve hayırlıkları çoğaltan bir medeniyet kurulmuştur. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir hakikatiyle topluma duyarlı olmayı, açı yoksulu doyurmayı bir ahlak, bir erdem haline getiren medeniyet ortaya çıkmıştır. Onun için Firavun'un zulmüne direnen Musa Aleyhisselam'ın zaferi, Nemrud'un ateşine, Nemrud'un zulmüne karşı direnen İbrahim'in başarısı ve Nemrud'un yakmış olduğu ateşin söndürülmesi, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'una buluşması, gözünün ferinin meydana gelmesi, görmesi, Yusuf Aleyhisselam'ın zalim kardeşleri tarafından kuyuya atılmasındaki kurtuluşun, her birisi bizim için yeni bir dünyadaki medeniyetlerin tarihidir değerli kardeşlerim. Onun için
Teknolojik anlamdaki gelişmeler insanlığın mecbur olduğu olmazsa olmazıdır. Ama asıl medeniyet zenginlik veya teknolojik yapıya sahip olmak değildir. Asıl medeniyet insanın ahlakıdır, insanın değeridir. İnsan ne kadar çok kıymetli ve değerliyse, insan ne kadar çok ahlaklı ve dürüstse, erdemliyse işte orada medeniyet vardır. Ahlak medeniyettir. Ahlak ve erdem insanlık için değerli olan şeydir. Yoksa zenginlik her an değişebilir. Büyük zenginliklerin bir anda yok olabileceği gibi fakirliklerin bir anda yok olup zenginliklerin meydana gelmesi mümkündür. Bir asır önce, petrol bulunmadan önce insanlar çölde sersefil yaşarken petrolün bulunmasıyla çok farklı zenginlikler meydana geldi. Ama mühim olan o maddi değişiklikler değil, insanlığın kalitesidir. Bakın şimdi Muharrem'i yaşıyoruz ama Filistin'deki Müslümanların her gün haberlerde dinlediğiniz zaman, içiniz sızlayarak seyrettiğiniz o hadiseleri gördüğünüz zaman bu medeniyet, bu hak, hukuk nerede diye sormuyor muyuz? Hani insan hakları, hani kadın hakları, hani çocuk hakları, hani mesken hakları, hangi yaşam hakları, hangi üretim hakkı, hani mülkiyet hakkı nerede? Evini başına yıkıyor. Kadını yerlerde süründürüyor. Çocukların kolunu kırıyor. Cami ayakkabıyla giriyor Mescid-i Haram'a. Postalıyla kirletiyor. Dünyada medeniyetin, bilimin, çağın, şunun buyun diye böyle süslenen bu medeniyet diye anlatan çağdaş medeniyeti sahipleri nerede? Hepsi bir kandırmaca. Hepsi bir aldatmaca. Hepsi kendi çıkar ve menfaatlerini korumaktan başka bir şey değil. Bunu biz de yaşamıyor muyuz? Şehit olan asker için hiçbir söz var mı? Ama arkadan ülkemize ve milletimize ihanet edenlerin görünen ve görünmeyerek, bilerek veya bilmeyerek artık gizlide kalmıyor, en büyük desteği sağlamıyor mu? Tankıyla, tüfeğiyle, aracıyla, silahıyla, şu ne bununla. İşte onun için medeniyetleri değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar bilgiyi, bilimi, aklı, bütün bu güzel şeyleri kirleterek bize kullandırıyorlar. Kirleterek kullandırıyorlar. Kendi zulümlerinin perdesi olarak kullanıyorlar. Hak dediğin önemli bir değeri kendi çıkarlarının manivelası olarak kullanıyorlar. Onun için Muharrem ayı Hazreti Hüseyin Efendimizin de şehit edilmesiyle aslında hakka sahip olmanın, hayatını hakkı ihya etmek, hakkı yaşama ve hakkın tarafında olmanın hayatına da mal olsa ortaya koyabilecek bir Hüseyini duruşun ifadesi aynı zamanda. Dünya çıkarı ve menfaati ve makam mevki için değerlerinden vazgeçen değil, ölçülerini kaybeden değil, hak ve hakikat uğruna hayatına da mal olsa vazgeçmeyecek bir peygamber torununun duruşudur. Onu anlamsız matemlerle yad etmek değildir. Ağıt yakmak değildir. Ders almak. Onun duruşunu ahlak edinmek. Zalimlere karşı dik durabilmektir. Yezid ve Yezidi anlayışları reddedebilmektir. Hüseyini duruş, rahmetullahi aleyh, hak ve hakikatin sahip olmak bir avuç da olsa, nehrin kenarında susuz da bıraksalar, davasından vazgeçmeyecek yiğit olabilmektir. Ama bugün virgül kadar, nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmek değil, pervane gibi dönen insanlıktan hiçbir zaman hak ve hakikati savunmak mümkün olmayacaktır. O nedenle değerli kardeşlerim, Muharrem hürmet edilen, saygı duyulan, insanlık tarihinde var olan ve dört haram aydan, yani baba katilini dahi görseniz öldüremeyeceğiniz hassasiyetle bir barış ve huzur ortamının sağlandığı aydan birisidir.
Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır. Muharrem ayı Müslümanlar için işte bu tarihi misyonuyla önemlidir. Ve aynı zamanda hicret olması, Peygamberimizin hicretinin hicri takvimin başlangıcında bir Muharrem olarak Hazreti Ömer tarafından icra edilmesiyle hicri takvim başlangıcıdır. O nedenle biz kültürel anlamda yozlaşma o kadar büyüdü ki başka kavimlere benzemeyi biz çağdaşlık zannediyoruz. Hatta bunun önünde de dini değerleri küçümseyecek ve lekeleyecek cümlelerle de bazen komplekse sokmaya çalışıyorlar. İnşallah bir sohbet zamanında bunu da değerlendirmek istiyorum. Mesela selam vermeyi Araplaşmak gibi görüyor. Selam vermek, selamun aleyküm demek, Araplaşmak. Bu da başka bir hastalık, başka bir küfür, başka bir zihniyet. Dini yok etmenin, dini hayatın değerlerini toplumdan silmek için uydurulmuş başka bir kanser, hastalık. Allah'ın selamı, namazda selam veriyorsun. Ölüye selam veriyorsun. Kabristana gittiğin zaman selamun aleyküm ya ehlel kubur diyorsun. Kabristandaki ölüm yatan insanlara bile selam veriyorsun. Bu kadar önemli. Ölüsüne, dirisine, her şeyine olan bir değerin Araplaşmak. Bunu yerine ne söylüyor? Cehalete bakın, cehalete. Merhaba diyor. Merhaba demeyi farklı görüyor. Merhaba dediğin ne? Hiç sordun mu? O zaman hello de, haydi, haydi, heydi. Değil mi? O da başka bir hastalık. Merhaba dediğin de aslında Arapça. Ya bunun Türkçeleşmiş olan şeyin Arapçası olur mu? Televizyon diyorsun. Televizyonu sen mi kullandın? Hoparlör diyorsun. Sen mi kullandın? Değil mi? Kullandığımız kuaför diyorsun. Kuaförü sen mi kullandın? Senin kelimen mi? Ama bunlar yaşayan toplumlar arasında olabilecek şeylerdir. Bunlar yadırganamaz. Yadırganamaz. Bunlar çünkü yaşanan ekonomik ve diğer birliktelik olmanın getirdiği iletişimlerdir. Yoğurt diyor, o da yoğurt diyor. Onun için selam, selam Müslüman için bir paroladır. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Aynı ezan gibidir. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi mi? Ha, burada Müslümanlar yaşıyor. Selamünaleyküm dediğin zaman o senin selamını aldığından diyorsun ki Müslümanlar. Müslümanın parolasıdır ve aynı zaman duadır. İnşallah bunu daha geniş kavramsal olarak anlatmam, inşallah vakit müsait olursa zaman içerisinde değineceğim. Onun için değerli kardeşlerim, kültürel yozlaşma en büyük yozlaşmadır. Din geleneklerle yaşar. Toplumsal hayatta makes bulmakla yaşar. Onun için Muharrem ayını biz ne kadar önemser, ailemizde, çevremizde, insanlarımızda ne kadar önemser, onun değer verirsek o değer noktasında çoluk çocuğumuza o yansır. Hatta bir bayram sohbetinde şunu söylemiştim Kurban Bayramı'nda. Kurbanlarınızı kesecek durumdaysanız, burada oturuyorsanız, imkanınız varsa mutlaka kesin çocuklarınız görsün. Çocuklarınız o ibadeti bilsin. Bakmayın o hindi kesmeden, keserken bilmem, fok balıklarını öldürürken, boğaları öldürürken, ses çıkarmayan, çıkarmayanların Kurban Bayramı'nda o şirret ifadelerine bakmayın. Onlar aslında hayvanı sevmiyor, dine düşmanlar. Din düşmanlığını hayvan üzerinden yapıyorlar. Birisi bana öyle söyledi. Ya hocam şöyle böyle. Dedim herhalde sen yemeklerinde etsiz yemek yemiyorsun. Dedim he hocam öyle. Başladı afra tafra mı? O etler havadan mı geliyor? Nereden tutuyorsun? Su mu getiriyor sana? Onlar da kesilen bir hayvanın eti. Yani insanların ne dediği belli değil. Onun için kurbanın için kes çocuklarına o ibadeti, kültürü, maneviyatı öğrensinler. Ha. Öyle bir durumda değilsin, imkanı yoksa o zaman vekaleti ver. Bak ben Türkiye Diyanet Vakfı'nın başkanı olarak buranın bir müftü olarak diyorum ki ilk önce vekalete kurban kesmenin aracısı olan bir kurumun başında olarak söylüyorum. Sen kesmen gereken durumda sen kes. Vekaletle verme. Çoluğun çocuğun bu ibadeti öğrensin. Ama şartların müsait değilse vekaletle vermek zorundaysan o zaman değerlendir diyorum. Onun için ibadetler kültürel
kültür olarak ifade etmek de doğru değil de, yani zihinsel anlamda, bilinç anlamında yerleşmesi bakımından ne kadar çok yaşanırsa zihinlerde o kadar çok kalır. Değerli kardeşlerim. Onun için biz Muharrem ayını da bu manayla bileceğiz. Hicri takvimimizi ve peygamberler tarihindeki o medeniyet değişimini, dönüşümünü bileceğiz. Ne demiştik? Müslüman her gün kendini tazeler, yeniler. Müslüman donağan, durağan bir varlık değildir. Statüsü bir kaptaki su gibi değildir. Duran su bir kapta bekleyen su kokar. Ama Müslüman akarsu gibidir. Beş vakit namazıyla akar. Müslümana selam vermesiyle akar. İyilik ve güzelliklerle akar. Okuduğu Kur'an'la, zikirle, tuttuğu oruçla akar. Her zaman kendini yeniler. Bakın bu ayda yapılması gereken en önemli ibadetlerden birisi de oruç ibadetidir. Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç Muharrem ayı orucudur. Ancak bir şartla. Tek gün tutmak değil, 9'u 10'u veya 10'u 11'i. Yani 2 gün tutacağız. 9'u 10'u veya 10'la 11'i tutacağız. Ve böylece kendimize özgü bir anlayışla. Hiçbir kimseye benzemeyeceğiz. Benzeşmek, onlara bağlı olmak, onlar gibi olmak demektir. Onun için ibadetimizde bile Peygamberimiz benzeşmeyi uygun görmüyor. Yahudiler bir gün tutuyorsa biz bir ekleyerek, iki gün tutarak farklı günlerde Hazreti Musa Aleyhisselam'a olan bağlılığımızı ve kardeşliğimizi en güzel şekilde ifade ederiz diye buyurdu değerli kardeşlerim. Evet, onun için Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü yarattığı andan itibaren ayların sayısı 12'dir. Değişmez. Onun için takvimi biz ortaya koyuyoruz, hesabını yapıyoruz ama takvimin vasıtasını bize var eden Rabbimizdir. Ayın dünya etrafında dönüşünde bir eksiklik var mı? Bir hata var mı? Dünyanın güneş etrafında dönüşünde bir yamulma var mı? Yıldızların akışında bir değişiklik var mı? Olduğu anda kıyamet olacak. Kullu fi felekin yesbahun. Her bir yıldız, her bir yörünge, her bir yaratılmış gezegen kendi yörüngesinde şaşmadan yürüyor. Evet, kudreti ilahi bize bu mükemmel, en küçük eksiği olmayan, gökyüzünde en küçük yırtığı olmayan, fütürü olmayan bir kainat. Hiç düşünüyor musunuz? Bu su nasıl bir şey? Hangi ağaca versem o ağacın kendi meyvesine göre ürün veriyor. Halbuki şimdi faranjit oluyorsunuz ayrı ilaç veriyorlar. Akciğer hastası olursa ayrı ilaç veriyorlar. Hangi hastanız varsa hastanıza göre ilaç değişiyor. Ama Allah bir sudan bütün ağaçları sulandırıyor, nimet veriyor ama her ağaç kendi meyvesini veriyor. Ya benim suyum farklı oldu, oksijendeki değişim var, hidrojenisinde bozukluk var, ben farklı meyve vereceğim diyor mu? H2O'da değişim var mı? Değişiklik olsa hangimizin gücü yeter de su yapmaya? Bir meyve suyu fabrikası kuruyorsun, kaç bin dönüm arazide meyvesi fabrika kuruyorsun. Ya su fabrikası kursan? Halbuki suyun temeli göktedir. Yere iner, yerden çıkar çıkar. Allah kuruttuğu zaman denizi kim getirecek? Bak barajlar düştü diyor. Ya onun için değerli kardeşlerim, barajlar sıra gelmişken bu orman yangınları hususunda da çok dikkatli olalım. Bazen köylümüz kendini düşünüyor. Kendi tarlasını düşünerek, bilmem kendi kafasına göre tarlasını yakıyor, sonra bütün araziyi yakıyor. Sigara izmaritini normal hayatta bile cadde sokağa atmak ahlaki değildir. Doğru değildir. Kişiye yakışmaz. Çöpe atılır. Çöp çöpe atılır. Bunu bırak caddede, bir arazi yerde bile içtiğin sigarayı nasıl atabilirsin? İşte bazen evet, elimizde olmayan nedenler olabiliyor ama insan unsuru olan hususlarda çok dikkatli olacağız. Suyu israf etmeden, abdest alırken bile suyu israf etme diyor Peygamberimiz. İsraf etmeden suyu kullanmak. Bütün nimetleri israf etmeden kullanmak. Bu da aslında başlı başına konuşulması gereken bir şey. Bugünkü fakirlik diye bir şey yok. Bugünkü fakirliğimizin temeli israf medeniyet. İsraf, daha doğrusu medeniyet demeyeyim, israf. Her şeyde israf var. Gelin şu çöpün etrafına bakın. Ne kadar ekmek kuruntusu var. Ne kadar küflenmiş veya kurumuş ekmekleri var. 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Allah musibet verir değerli kardeşlerim. Bu ne demek ya? 6 milyon ekmek çöpe gidiyor, çöpe.
pirincini, bulgurunu, şunu bunu söylemiyoruz. Bu açık büfedeki israf edilenleri, bilmem sepme kahvaltılardaki israf edilenleri söylemiyoruz. Adına sepme kahvaltı koyuyor, yiyemeyeceği kadar koyup ondan sonra yarısı çöpe. Ne oldu? Ondan sonra şu şöyledi, bu böyleydi. Hayatımızın %50'si israf. En büyük zenginlik kanaat, en büyük imkan tasarruftur. Onun için hem içtiğimiz suya hem yaşadığımız tabiata, kainata saygılı ve hürmetli olacağız. Bunlar bizim için ciğerimizdir, oksijenimizdir. Allah muhafaza, Allah Cenab-ı Hak büyük tehlikelerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Ama biz de elimizden geldiği kadar hassas davranıp vatanımız ve milletimize en doğru hizmeti ifa edeceğiz. Rabbim her türlü sıkıntılardan muhafaza eylesin inşallah. Muharrem ayıdır. Muharrem ayında Peygamberimizin müjdesi vardır. Aileniz için güzel ikramda ve güzel alışverişte bulunursanız bütün yıl içerisinde bereket elde edilir. Bu da bir değerdir. Bereketli günleri Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Fakirlikle, yoksullukla, açlıkla, susuzla bizleri terbiye etmesin inşallah. Cenab-ı Hak nimetin bereketini versin. Kadri kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.